Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kıyır kıyır kandil simidi yapacağız. Malzemeleri açıklama kısmında belirttim. Öncelikle margarinimizi tavada erittik. Yoğurma kabımıza aldık ve soğumasını bekledik. Daha sonra üzerine sıvı yağımızı, sütümüzü, şekerimizi ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Tuzumuzu da ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. Malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştıralım. Güzel bir şekilde karıştırdığımız malzemelerimizin üzerine unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzun üzerine karbonatımızı, mahlebimizi ve kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Malzemelerimizi karıştırıyoruz. Unumuzu hamurumuz elimize yapışmayacak şekilde olana kadar ilave ediyoruz. Karbonat ve mahlep ekleme amacımız kandil simidimizin daha kıyır kıyır olması, daha güzel olması ve yerken ağızda dağılması. Evet, bu arada yoğurma işlemimize başlıyoruz. Hamurumuzun kıvamı elimize yapışmayacak şekilde olacak. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hamurumuzun ağzını kapatıp 30 dakika dinlenmeye bırakacağız. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak hamurumuzun. Elimize yapışmayacak. Hamurumuz yarım saat kadar dinlendi. Şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Elimizde bu şekilde yuvarlıyoruz. Daha sonra uçlarından birleştirerek halka şekli veriyoruz. Önce yumurta sarımıza, daha sonra susamımıza bandırarak tepsimize diziyoruz. Yumurta sarımıza bandırdık. Susamımıza bandırıyoruz. Tepsimize bu şekilde diziyoruz. Evet, kandil simitlerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yarım saat kadar üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Evet, kandil simitlerimizi fırından aldık. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şimdi servise hazırlayalım. Kandil simitlerimiz kıyır kıyır tam istediğimiz gibi oldu. Tatları da çok güzel gerçekten. En kısa sürede denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.